Merhaba, hoş geldiniz. Tek uzam, öğrenci koçu Tuğba, ben arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. Şu an herkes sesimi alabiliyor. Bir sorun yok sanırım, değil mi? Hoş geldin Pınar'cığım, Eda'cığım, Burak'cığım. Çok güzel, harika. Nasılsınız? Nasıl keyifler? Herkes iyi mi? Herkesin keyfi yerinde mi? Nasılız bakalım? Eh işte hocam. Eda neden eh işte? Çok teşekkür ediyorum Pınar'cığım. Çok naziksin. Ben de çok iyiyim. İyiyiz herhalde ya hocam. Dilan daha iyi olacağız. Bu seminerden çıktıktan sonra kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Söz veriyorum size. Elif Nurcuğum iyi olmana çok sevindim. Sude Nurcuğum gibi izi çıkaralım iyiyiz. Çok güzel. Eda'cığım çok teşekkür ediyorum. Ben de çok iyiyim. Sizinle bir araya geldiğim için daha da iyi oldum. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Evet, bugün neden buradayız? Hazırsak hızlı bir giriş yapacağım. Elif sucum çok naziksin. Ben de çok iyiyim. Bugün arkadaşlar derece yaptıracak YKS çalışma programımızı birlikte hazırlayacağız. Biliyorum hepiniz çok idealistsiniz. Hepinizin hedefi başarı, hatta çok daha bile üstü dereceyle istediğiniz üniversiteye yerleşmek istiyorsunuz. Dereceyle kazanmak istiyorsunuz. Bu seminere de bu yüzden girdiniz. Hepiniz yeniden hoş geldiniz. Sonradan katılan arkadaşlarım için kendimi tanıtayım. Ben Tuğba arkadaşlar. Öğretmen, aynı zamanda eğitim uzmanıyım, öğrenci koçuyum. Bugün sizinle çok kıymetli bilgiler paylaşacağım. Sistemimizle ilgili bilgiler aktaracağım. Takıldığınız noktalardaki sorularınızı yanıtlayacağım. Çok güzel, dolu dolu, etkili ve mutlulukla ayrılacağınız bir seminer olacak. Burakcığım hiç üzülme. Olabilir. Daha iyi yerler olacağı için mezuna kalmışsındır. Şimdi başlamadan önce arkadaşlar, kimler mezun? Kimler kaçıncı sınıf? Kimlerin hedefi nereler? Hadi biraz kaynaşalım. Herkes bir hedefini yazsın. Kaçıncı mezun yılı olduğunu yazsın. Kaç puan aldığını yazsın. Bakalım bir kimler 12. sınıf, kimler mezun? Bir tanıyalım birbirimizi. Çok güzel. Hukuk ilk yıl, diş hekimliği son sınıf, mezun. 12, 12, 12 var. İkinci mezun yılı Beyza Nurcuğum. Beyza Nur, sen çok güzel bir yere kazanacaksın. Ben sana çok inanıyorum. Yazılım, İstanbul diş istiyorum. Tamam, hiç sıkıntı değil Beyza'cığım. Okul başarı puanına zaten çok güvenmemeliyiz. Biz o puanı kendimiz alabiliriz. Tıp mezun. Üçüncü girişim Ege diş istiyorum. Çok güzel. ATT, Gülhancığım çok güzel. Yani ön lisans, sadece TYT'ye gireceksin. Tıpçılar var, Hacettepe eczacılık şey var. Biz de Ankara'dayız. İnşallah Hacettepe'yi kazanırsan mutlaka kurumumuza ziyarete gel. 11. sınıf hukuk çok güzel. Bayağı 11'den başlayanlar var. Harika bilinçli bir kitle var şu an karşımda. Çok isteklisiniz hepiniz. Dördüncü girişin olacak Gülhan. Olsun, bu son girişin olacak inanıyorum. 18 mezunuyum. Uzun yıllar ara verdim. Sınava girmedim. Bu sene girdim. Sınava tercih yaptım. Paramedik geldi ama gitmedim. Hemşirelik istiyorum. Okul başarı puanım kırıldı. Merveciğim, sen hiç okul başarı puanını devreye almadan o puanı kendin YKS'de almaya çalışacaksın. Nisa mezun ebelik istiyor. Hayır, öyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın, siz çok böyle Z kuşağı olduğunuz için sosyal medyayı aktif kullanıyorsunuz ve sürekli birilerinin dolduruşuna geldiğinizi düşünüyorum. İşte Ekim'e kadar şunu bitirmen lazım, Kasım'a kadar. Öyle bir şey yok. Her öğrencinin süreci kendine özgüdür arkadaşlar. Bu bir kural değil. Herkesin eksiklik yaşadığı dersler aynı değil. Ya da herkesin zamanı aynı değil. Herkesin öğrenme hızı aynı değil. Lütfen kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Tek rakibiniz sizsiniz. Bir önceki siz de kıyaslayacaksınız kendinize. Dişle ebelik arasında sürekli git gel yapıyorum ama ikisi arasında dağlar var biliyorum. Evet. İkra Nurcuğum, ikisi arasında puan olarak gerçekten dağlar var. O yüzden kendimizi sıkmak yok, üzmek yok. Mezuna kaldım. Kim bir sene daha çalışacak? Kim bu motivasyonu sağlayacak demek yok. Bugünü bir başlangıç olarak kabul edelim. Burak'cığım çok geçmiş olsun. Demek ki senin kaygı durumun çok yüksek.
Sınava girememiş Burak heyecandan dolayı. Lütfen arkadaşlar, bu kadar hayatınızın merkezine almayın. Evet, çok önemli ama bizden daha önemli değil. İkra Nur, ben sana hatta bu seminerin sonunda hatırlat. Bizim bir mesleki yönelim testimiz var arkadaşlar, yapay zekanın sadece bizde uygulanan. Ben bu testin linkini size göndereyim. Herkes bu eğitim analizine, mesleki yönelim analizine girsin. Arkadaşlar bazen bizim ne istediğimizden çok bizim mizacen hangi alana daha yatkın olduğumuz daha önemli. Çünkü siz o alandan para kazanacaksınız. Siz o alandan yıllarınızı geçireceksiniz. Belki evleneceğiniz kişiyi bile oradan tanıyacaksınız. Düşünün, belki en yakın arkadaşınız orada o meslekten olacak. Yani sizin hani illa yüksek hocam bunu yapacağım, daha düşüğü kendime yakıştıramıyorum değil. Nerede mutlu olacaksan onu yapman gerekiyor. Bak, Gülhan'ı çok takdir ettim. ATT. Ön lisans ama önü açık mı açık. Eğer mizacen de uygunsa kesinlikle desteklerim. Lütfen kendinizi illa çok ileri level'ları koşullandırmak zorunda değilsiniz. Nurcum, ilk yüze girmen için bir çalışma programı yapacağım sistemimiz üzerinden. Bunu takip etmen yeterli. Evet. Erciyan Hocam, bu seminer YKS öğrencilerimiz için geçerli. Ben sizi tanıyorum bu arada. Siz bizim KPSS kayıtlı öğrencimizsiniz. Burak'cığım, stres yok. Tamam, bak bugüne kadar vardı, bugünden sonra yok. Şimdi arkadaşlar, ben her zaman söylerim, yıllardır öğretmenlik ve öğrenci koçluğu yapıyorum. Bir yola çıkacaksan, bir sınav hazırlığına başlayacaksan önce motivasyon. Bak, bu birinci kural. Önce motivasyon. Motivasyon bir ihtiyaçtan doğar. Nasıl mı? İhtiyaçlarımız eylemlerimize sebep olur ve bu davranışlar, bu eylemler sonrasında tatmin duygusunu yaşayarak motivasyonumuzu sağlarız. O halde sizin bu bahsettiğiniz üniversitelerin, bahsettiğiniz bölümlerine yerleşmekteki amacınız ne? Siz neden ders çalışıyorsunuz ya da sizin neden böyle bir amacınız var? Bunu hiç düşündünüz mü arkadaşlar? Aslında ihtiyacınız olan şey ne? Hadi herkesten yanıt bekliyorum. Hocam 12. sınıfta AYT işleniyor. Eve geliyorum, saat 4 oluyor. TYT'ye zaman ayıramıyorum. Pınar'cığım, doğru programla çok fazla zaman ayırmana gerek yok. Bunun da trik noktalarına değineceğim. Bunu da hatırlat bana. Başarmak. Bak Burak, çok güzel bir yere değindin. Arkadaşlar bizim tatmin duygumuz başarıdan geliyor. O hedefi koydun, başarmak için harekete geçiyorsun, öyle değil mi? Ya da kendine diş hekimi olduğun o beyaz önlük içinde hayal ediyorsun. Hukuk istiyorsun, adliyede hayal ediyorsun. Bir davada hayal ediyorsun. Bir müşterinle konuşurken hayal ediyorsun mesela. Farklı bir işletmeyi okurken ya da hemşire olurken bir hastana yardım ederken hayal ediyorsun. Bunlar seni motive ediyor. Yani senin aslında ders çalışmak için çok fazla gerekçen var. Bak, bahaneler yok, gerekçeler var. İsteyen herkesin bir sebebi vardır. İstemeyen herkesin mutlaka bir bahanesi vardır. Siz sebebi olan tarafta olun. Eda'cığım, muhteşem. Benim özellikle kadın hukukçulara ve kadın savcılara inanılmaz bir özentim ve yoğun bir ilgim var. Çok havalı. Bence sana da çok yakışır. Kendimi ailem için diyor Şeyma. Evet, kesinlikle onların mutluluğunu da hayal edebilirsin. Bu da seni gerçekten çok üst düzey bir motivasyonu sağlayabilir, üst düzey bir başarıya ulaştırabilir. Kendi başıma güzel bir hayat kurabilmek için istiyorum diyor Aleyna. Burak'cığım, yazılım geleceğin mesleği, yazılım mühendisliği kesinlikle, bak eğer ilgin varsa, mizacın uygunsa sayısaldan hazırlanıp yazılımı kesinlikle kazan. Hayır Gül hocam, bu YKS semineri. Ben de ön lisans mezunuyum hocam. Mezun olalı 2 sene oldu, tekrar girmeye karar verdim. Hedefim 4 yıllık psikolog, hukuk ya da psikolog. Çok güzel Büşra'cığım, harikasın. Büşra'cığım ben seni de tanıyorum. Sen bizim kayıtlı öğrencimizsin. Hatta kardeşin Abdullah'la kayıt oldun, değil mi? Hocam hukuk önü açık mı? Reyhancığım, hukuk ya önü açık olabilir. Eğer çok istiyorsan kesinlikle hukuk yaz. Yani hukuk için çalışmalarına başla. Hukuk çünkü özel sektörde de çalışılabilen bir meslek. Tamamdır. O zaman bizim neden ders çalışacağımız belli, değil mi? Herkes bir sebebini belirledi.
Bakın bir sürü dediniz ki hocam başarı, hocam ailem, hocam o cübbeyi giymek istiyorum, hocam o önlüğü giymek istiyorum, hocam bir sürü öğrencilerim çevremde ay öğretmenim ay öğretmenim diye geçsin istiyorum. Bunları siz söylediniz. O zaman bizim aslında ders çalışmak için sebebimiz var. Sadece farkında değildik. Şu an farkına vardığımıza. Şimdi geldim. Farkına vardın. Ders çalışman gerektiğini biliyorsun ama şu anki mevcut seviyen eğer senin ihtiyacını karşılamıyorsa, yani seni istediğin üniversiteye yerleştirebilecek düzeyde bir net bir seviyeye sahip değilsen, sadece istemek, sadece hayal kurmak yetmez. Doğru değil mi arkadaşlar? Yoksa sadece istemek de olsaydı hepimiz sadece böyle dururduk, isterdik, hayal kurardık, isterdik, elde ederdik. Hayır. İşi eyleme döküme baktı. Artık istiyorsun, bu isteğin seni harekete geçirecek. Harekete geçmeyen hiçbir enerji sadece sana yüktür. O hiçbir enerjinin karşılığını alamazsın. Her ne yapacaksan artık adım at. Biliyorum içinizde çalışmaya başlayanlar var, yeni başlayacak olanlar var, bizimle başlayacak olanlar var. Önemli değil. Eyleme geçmek ve ihtiyacın peşinden gittiğini görmek sana çok büyük bir moral verecek. Motivasyonunu zaman kaybetmeden yükseltecek. Çünkü artık tatil modu bitti, ders çalışma modu aktif. Yani şimdi ders çalışma zamanı arkadaşlar. Başladınız mı? Şeymacığım hiç canını sıkma. Sıfırdan başlamayacaksın zaten. Başlayanlar kimler? Başlamayanlar kimler? Başlayanlar nasıl başladı? Hadi herkesten yanıt istiyorum. Başladım ama tam ilerleyemiyorum. Türevden başladım. Vav Nurcuğum. Sen mezunsun galiba. Mat 2'den başladığına göre. Ben yeni başladım hocam. Bir türlü program yapamıyorum. Bir türlü başlayamıyorum. Bak bunlar bana o kadar tanıdık geliyor ki. O kadar tanıdık geliyor ki. Burak diyor ki hocam çok saçma bir program yaptım ben. Burak'cığım onu da çözeceğiz. Hiç merak etme. Ve programını kendi hazırlayanlar var mı arkadaşlar? Hocam ben kendime bir program yaptım. Kim onlar? Ben. Mintaha Nurcuğum sen de bizim kayıtlı öğrenci misin? Seni de hatırlıyorum. Program yapmakta çok zorlanıyorum. Kendim hazırlıyorum, uyamıyorum. Bak bunlar çok dikkat edin. Çok yakın, çok yakın birbirine sonuç söylemler, cevaplar. Dikkat eksikliği var. Ben kendim program yaptım ama uyuyorum. Arkadaşlar uyamazsınız. Çünkü siz nasıl ders çalışma programı hazırlayacağınızı bilmiyorsunuz. Çünkü size bunun eğitimi verilmedi. Siz bunu bilmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. O yüzden ders çalışmaya başlamak için kitap mı alacaksın? O ilk kitabını al. Kursa mı yazılacaksın? Git ve o görüşmeyi yap. Yazıl kursa, düşündüğün kursa. Çalışma programı hazırlayacaksın. O zaman beni dinlemeye devam et ve seminerde kal. Program değil de her gün 20 paragraf sorusu sabit izlediğim videoların testlerini çözüyorum. Program hazırlayamıyorum. Biliyorum hepinizin ortak sorunu ders çalışma programı hazırlayamamak. Biliyorum bu çok büyük bir sorun. Bunu aşılamaz bir dağ gibi görüyorsunuz. Çalışma isteğiniz var ama diyorsunuz ki hocam kim çalışacak, nereden çalışacak, nasıl çalışacak? Hatta bütün gün böyle sosyal mecralarda gezip ay bu nasıl birinci oldu? Ay şu üniversiteyi nasıl kazandı? Ay bunun videosunu izleyeyim nasıl kazandıysa ben de taklit edeyim dediğinizi biliyorum. Bakın o kadar güzel bir içerik hazırladım ki sizin için. Şimdi gördüğünüz öğrencimizin ismi Zeynep Yılmaz. Hepimizin çok kullandığı bir sosyal medya mecrasında nasıl dereceyle istediği üniversiteye yerleştiğini, nasıl derece yaptığını anlatıyor onu takip eden kişilere. Ve diyor ki, ben diyor hocam her dersten not tuttum diyor. Her gün en az 300 tane soru çözdüm diyor. Tüm konuları baştan sona dinledim. Kendime izleme sıralaması oluşturdum. Günde 10 saat çalıştım diyor. Ve bu programla derece yaptım diyor. Bu size tanıdık geliyor mu? Eminim arkadaşlar hepiniz bu tarz videoları izliyorsunuz. Eda'cığım. Evet.
Değil mi? Hepiniz bunu yapıyorsunuz. Burak diyor ki hocam bu ben. Burak yalnız değilsin. Bu aslında hepimiziz. Evet, doğru söylüyorsun Burak'cığım. Peki bunu sizin gibi bizim gibi izleyen Ali Cabbar ne yapıyor? Ali Cabbar Zeynep'i izliyor ve diyor ki hocam ben Zeynep'in videosunu izledim. Onun derece yaptığı programı yazdım, birebir hazırladım. Başta uygulamak ağır geldi ama sonra diyor vazgeçmedim diyor. Bak o derece yaptıysa ben de yaparım. Bana da yakışır derece. Kendimi diyor zorladım. Gecemi gündüzüme kattım. Çalıştım, çalıştım. Geldi sınav, çattı. Çat değil derece. Barajı bile geçemedi. Değil derece kazanamadı. Hiçbir yere yerleşemedi. Bu tanıdık geliyor mu size? Şeyma diyor ki bu da ben işte. Şeyma sen de yalnız değilsin. Evet Burak, Ali Cabbar sensin. Hepimiziz aslında. Kesinlikle Dilancığım. Kendine ait olması gerek. Herkesin anlama şekli aynı değil. İkranır diyor ki hocam ben geçen sene tam da bunu yaşadım diyor. Çünkü başkasına göre çalış. Harikasınız. Harika bilinçli. Sizce Ali Cabbar neden başarısız oldu? Arka fonda da Ali Cabbar şarkısı çalsın. Ali Cabbar dayandı, biz dayanamıyoruz hocam. İkbalcim çok tatlısın. Başkasını taklit etti. Pınar'cığım bu sene Ali Cabbar olmayacağız. Bu sene Zeynep Yılmaz olacağız. Bana güven. Şimdi yanıtları aldım. Diyorsunuz ki hocam çünkü o farklı öğreniyordu. Hocam onun seviyesi farklıydı. Hocam onun vakti farklıydı. Hocam onun hedefi farklıydı. Hepiniz çok haklısınız. Hepiniz çok haklısınız. Ama şimdi gelelim. Tamam hocam Ali Cabbar'ı geçtim. Zeynep'i geçtim de. Bana derece yaptıracak programın özellikleri ne olmalı? Ben nasıl bir programla çalışırsam dereceyle istediğim üniversiteye yerleşirim. Şimdi geldim. Arkadaşlar programınız kesinlikle verimli olmalı. Bakın verimli çalışmak eşittir çok çalışmak değil. Verimli çalışmak eşittir geceni gündüzüne kat. Gezme, tozma, telefonla oynama. Hiçbir sosyal aktiviten olmasın. Hiçbir yere gitme değil. Verim bambaşka bir şey. Bir kere programın verimli olacak. Bir, yazın bunu bir kenara. Verimli hazırlayacağım programı. İki, verimli program, ya bir programın verimli olması için arkadaşlar o programın sizin seviyenize uygun olması şart. Bunun için neyi bilmen gerekiyor? Seviyeni bilmen gerekiyor. İki, yaz seviyeyi bir kenara. Üç, bir program oldu. Seviyene de uygun oldu, verimli de oldu. Bunun sürdürülebilir olması gerekiyor. Bunun devamının gelmesi gerekiyor. Bir gün verimli çalıştın diye o senin bir yılını kurtarmaz. 10 gün verimli çalıştım diye istediğin üniversiteye yerleşemezsin. Son güne kadar sürdüreceksin programını. 3 yaz kenara. 4 en önemli ve şu an sizin yaş grubunuzun en çok sıkıntı yaşadığı yer arkadaşlar disipline olamıyorsunuz. Kendinizi kontrol edemiyorsunuz. Birçoğunuzun öz disiplin seviyesi düşük. Var mı aksini iddia eden? Hocam benim disiplinim müthiş. Çok disiplinliyim. Yok. Değil mi? Ben hayatta değilim diyor Eda. Büşra da sıfır disiplin hocam. Ben de değilim maalesef. İşte bakın yalnız değilsiniz. Birçoğunuz bu problemi yaşıyor. Ama bunun da önüne geçebiliriz arkadaşlar. Önemli olan sorunun tespiti. Disiplinime güveniyorum ama derse gelince diyor. Evet. Bir mesaj, bir bildirim geliyor ve işte Eda bizim sorunumuz Z kuşağı çok iç içe teknolojiyle ve o kadar fazla uyaran var ki ben size hak veriyorum. Ben size asla yadırgamıyorum. Ben sizin döneminizde sınava hazırlansam inanın ben de en az sizin kadar zorlanırım. Çünkü bizim dönemimizde bu kadar uyaran yoktu, bu kadar kaynak yoktu, çeşitlilik yoktu. ÖSYM formatı bu kadar karmaşık değildi, yeni nesil değildi. Bir ezberleyip belki giriyorduk, bilgi yeterliydi. Artık öyle değil arkadaşlar. Zor bir döneme denk geldiniz ama siz bunu da başaracaksınız. 5. Sonuçları ölçülebilir olmalı. Yani kara düzen, hocam ben öyle bir program yaptım ki aman tanrım çalışıyorum çalışıyorum. Es vermek yok, dur durak yok, sınava kadar çalış babam çalış. Hayır,
Belirli periyotlarda es verip bu program benim için verimli mi? Sonuca bakacaksın. Sonuçta verim yoksa değiştireceksin. Aynı programdan ilerlemek zorunda değilsin. Sürekli kendini test etmek zorundasın. Verimliyse okey devam et. Verimsizse zararın neresinden dönsen kârdır. Hemen değişmesi lazım o programın. Altı, sürekliliği devam etmeli. Az önce söylediğim gibi devamlı çalışacaksın. Kendine uygun bir programla çalışacaksın. Verimli bir programla çalışacaksın. Ama sürekli olacak. Ve en önemlisi, sizin bir öğrenme yapınız var arkadaşlar. Bakın burada bile kaç yüz kişiyiz. Herkesin verdiği yanıt farklı. Siz hepiniz aynı sınava giriyorsunuz ve birbirinizin rakibisiniz baktığınızda. Ve hepinizin anlama düzeyi aynı değil. Bakın psikolojik yapısı aynı değil. Mesela Burak çok stresli. Belki Eda o kadar stresli değil. Ya da işte Ayşe örnek veriyorum çok çabuk öğreniyor. Fatma bu kadar çabuk öğrenemeyebilir. Sizi birbirinizden ayıran onlarca özelliğiniz var. Biz buna öğrenmeyi yapısı diyoruz. Buna uygun olmalı. Bunun için de önce öğrenme yapınızı bilmelisiniz. Ve en önemlisi, en önemlisi size özel olmalı. Yani kişiye özel bir program derece yaptırır. En önemli olan kısım derece yaptırır. Eda'cığım, ben gamsız olduğunu düşünmüyorum. Burak diyor ki TikTok'u sildim ben de. Silin ya, bir yıl hayatınızdan gerekirse fedakarlık yapın arkadaşlar. O üniversitenin kampüsünde, o çimenlerde oturduğunuzu, elinizde kahveyi, orada çekineceğiniz fotoğrafları, orada edineceğiniz arkadaşlıkları düşünün lütfen. Bunun tatmini şu an boş boş gezmekten daha fazla. İnanın, ben yaşadığınız kaygıyı biliyorum. Bir yandan toplum baskısı, bir yandan amcan geliyor bu yılda mı olmadı? Halan geliyor nereyi kazanacaksın? İşte dayın geliyor git gitseydin niye zaman kaybediyorsun? Bunları yaşadığınızı biliyorum arkadaşlar. Bunları yaşamamanız için buradasınız zaten. Bunu da biliyorum. Bu son yaşayışlarınızda. Hayır, 10 saat zaten değil. Burak'cığım, hayır. Her öğrencinin çalışması gereken süre farklıdır. Elif sucum çok iyi yapmışsın. Şimdi geldim. Ders çalışırken çok yaptığınız hatalı davranışlar var arkadaşlar. Bunlardan birkaçını ele alacağım. Mezun olan arkadaşlarım, öğrencilerim beni daha iyi anlar. Çünkü onlar geçen yıl ve geçen yıllar, daha önceki yıllar bu hataları yaptılar diye tahmin ediyorum. Bu yılki sürecimizde artık farkına vardık, artık akıllandık. Bunları yapmayacağız. Lütfen yapmayacağız. Söz mü? Söz, söz, söz. Tamam. Arkadaşlar çalışırken lütfen ders atlamayın. Sizin böyle bir lüksünüz yok. ÖSYM bizden bunu istemiyor. Hocam ben matematik yapamıyorum ki. Hocam ben endüstri meslek lisesiyim. Lisesi çıkışlıyım. Hocam ben meslek liseliyim. Hayır, matematik sizde yaparım. Paragraf çok uzun, sıkılıyorum. Fizik çok karışık, söylemlerinden vazgeçeceksin. Her ders senin için önemli. Her dersten net yapmaya ihtiyacın var. Ha kiminden %100 yaparsın, full net yaparsın, kiminden 5 net bile yapsan senin için yeter. Ama hiçbir derse ön yargı beslemeyeceksiniz arkadaşlar. Bu size yolun sonunda kaybettiriyor. İşte bu yüzden biz ders seçiyoruz, konu seçiyoruz, öğretmen seçiyoruz, onu seçiyoruz, bunu seçiyoruz. Sonra bir bakıyoruz elimizde bir şey kalmamış ki biz aslında hiçbir şey bilmiyoruz. Hayır Burak'cığım, söz vermeni istiyorum. Burak diyor ki ben söz veremem. Türkçenin de baktirik noktası var. Bizim programımıza kayıt olduğunda bunlar üzerinde daha yoğun bir görüşme yaparız zaten seninle. Çünkü YKS'den yüksek puan almak istiyorsan hepsine çalışarak eksikliklerini tamamlamaya ihtiyacın var. Çünkü şu an sınava yeteri kadar süre var. Sınav ne zaman arkadaşlar? Haziran sonunda. Biz şu an kaçıncı aydayız? Dokuzuncu aydayız. Senin önünde yaklaşık 8,5-9 ayın var. Ve şu an ders seçme lüksün yok. Zamanın var. Yeter ki doğru programla çalış. Yeter ki verimli çalış. Bu 8,5-9 ay sana TYT içinde, AYT içinde dolu dolu yeter. Abdullah diyor ki hocam sayısal bölüme gitmek istiyorum. O yüzden tarih, felsefe gibi dersleri es geçmeyi düşünüyorum. Abdullah'cığım sen bizim kayıtlı öğrenci misin? Yapay zeka zaten programını yapacak. Onları da es geçmemen gerekiyor. Tabii ki çok fazla vaktini ayırmazsın ama o derslerden de netler yapmamız gerekiyor.
Kesinlikle yetişiyor. İkinci yaptığımız en büyük hata ve bu yıl asla yapmayacağız. Sözünü aldım. Kendinizi bunaltacak kadar ağır bir program yapmayın. Bakın az önce 10 saatleri gördüm, 12 saatleri gördüm. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hayır. Buna şu dönem için ihtiyacınız yok. Aksi halde kendini daha dönemin en başında bu kadar yorarsan, bu kadar yoğun bir programla başlarsan programa uymakta zorlanacaksın ve belki de birdenbire programı bırakacaksın. Böyle yapanlar da var. Yoğun çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Öyle bir bıkma evresine giriyor ki bırakıyor, ders çalışmayı bırakıyor. Burak'cığım çok mutlu oldum. Bunun için buradayım. Üç, tekrar yapmayı ihmal etmeyeceğiz. Nasıl ders çalışırsan çalış, nereye kayıt olursan ol, çalışma programına, unutma hızına göre tekrar periyotları ekle. Tekrarını es verip tekrarını yapmak zorundasın. Çünkü bir bilgiyi öğrenmenin yanı sıra sınavda akılda tutabilmek çok daha önemli. Sizde bir de şu var arkadaşlar, birbirinize yarışıyorsunuz biliyorum. Kendi öğretmen arkadaşlarım da var dershanelerde, diğer kurumlarda çalışan. Çılgınlar gibi yeni bilgi. Hocam bunu da işleyelim, bunu da işleyelim, bunu da yapalım, bunu da yapalım. Sürekli bir yeni bilgiyi al, 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 al. Şu bardaktan örnek vereceğim. Arkadaşlar bunun altı delik olduğunda sen buradan su koyarsın, alttan su akar. Yani sen onu ne yapıyorsun biliyor musun? Bak beynin iki bölümü var. Ön beyin ve arka beyin. Ön bellekte şu an ben mesela sana yeni bir bilgi veriyorum ya. Bu ön bellekte kalıyor. Yani bu kalıcı değil. Bunu sen yeniden işlersen, ben anlatırken not alırsan, özet çıkarırsan, 3 gün sonra bu benim seminerimin videosunu tekrar açarsan bu artık ön bellekten çıkıyor, arka belleğe gidiyor. Yani o kalıcılaşmaya başlıyor. Ama siz sürekli yeni bilgi, yeni bilgi, yeni bilgi, yeni bilgi. Hepsi ön bellekte. Ön belleğin hafızası olunca ne oluyor? İlk öğrendiğini at çöpe, at çöpe, at çöpe, at çöpe. Sen çalıştığını sanıyorsun. Sen sanıyorsun ki hocam ben bunu çalıştım. Tabii ki de öğrendim. Seni sınava bir alıyorum. Net yok. Hani diyorsunuz ya arkadaşlar, hocam çalışıyorum, çalışıyorum, netlerim artmıyor. Acaba neden? Bu yüzden. O yüzden mutlaka es verip her konu sonunda o konunun tekrarını unutma sürenize göre yapacaksınız arkadaşlar. Bu size çok daha rahat bir süreç sağlayacak. Şeyma diyor ki moralim bir yerine gelmeye başladı. Şimdi geldim. Hocam hep böyle ders mi konuşacağız? Hocam ben 9 ay boyunca sürekli ders mi çalışacağım? Sürekli yoğun mu olacağım? Hayır. Hak ettiğinizde kendinizi ödüllendirmeyi ihmal etmeyeceksiniz. Bunun için de herkesten söz istiyorum. Edacığım değil mi? Harika. Daha çalışmaya başlamadan ödül kısmına geçtik. Önce gereken yapılsın. Ödül kolay. Yeter ki siz üzerinize düşeni yapın. Ödül çok kolay arkadaşlar. Yeter ki o biz sorumluluğumuzu yerine getirelim. Bizden gitsin süreç. O sorumluluğu bir üstümüzden atalım, bir yerine getirelim. Gerekirse ödüllerimizi artırırız. Yeter ki doğru çalışalım. Yeter ki verimli çalışalım. Gerisi hiç problem değil. Tüm hafta yoğun bir tempo ile çalışıp programa tamamen uyum sağlarsan uyduğunda kendini mutlaka ödüllendireceksin. Kendine mutlaka vakit ayıracaksın. Bu vakitte ister arkadaşlarınla buluş, ister sevdiğin bir filmi sevdiğin biriyle izle, ister sadece otur düşün, ister sosyal medyada gezin, hiç önemli değil. İstediğini yapabilirsin. O saat senin serbest zamanın. İstersen de dinlen, yatağından hiç çıkmayabilirsin. Bu gibi ödüllerle kendinizi mutlaka ödüllendirin. Çünkü YKS biraz da psikoloji sınavı. Bak en iyi örneği Burak. Burak dedi ki hocam çalıştım çalıştım sınav günü çat. Hastalan ve sınava giremem. Düşünebiliyor musun? 9 aylık 10 aylık emek çöp. Bunu yaşamak ister misiniz? Hayır değil mi arkadaşlar? Bunu hiç kimse yaşamak istemez. O yüzden
Psikolojini sağlam tutacaksın. Sağlam tutmak için kendine de vakit ayıracaksın. Kendi değerini de bileceksin. Gereken çalışmayı da yapacaksın. Kitap da okuyacaksın. Makale de okuyacaksın. Yine bir şeyleri takip etmeye devam edeceksin. Ama her şeyi yerinde ve zamanında kontrollü bir şekilde yapacaksın. Bunu yaptığında zaten inan kazanmak zor değil. Şu an ben size o kadar iyi anlıyorum ki arkadaşlar. Size böyle Ankara Tıp, İşte Hacettepe Öğretmenlik Eğitim Fakültesi, işte bilmem falanca üniversite hukuk falan deyince böyle gözünüzde şey oluyor. Ay buraları kimler kazanıyor? Nasıl kazanıyor? Bu öğrenciler ne yapıyorlar? Hiçbir farkı yok. Doğru çalışıyor, doğru programla çalışıyor ve kazanıyor. Bu bir mucize değil yani. Önce bunu kabul edin. Edacığım sadece koçlukta var, eğitim programları da var. Onlara da değineceğim. Seminerin sonunu bekle. Hatta size çok güzel bir sürprizle geldim. Özel bir indirim kodum da var ve farklı sürprizlerim de var. Beklemede kalın lütfen. Şimdi peki hocam motive oldum. Artık kendimin farkındayım. Yaptığım hatalarla yüzleştim. Bunları yapmamaya size de söz verdim diyorsunuz ya. Şimdi geldim program hazırlarken derslerde seviyemi nasıl ölçeceğim ya da derslerdeki seviyemi ölçmemin önemi ne? Bunu asla bir kere göz ardı etmiyorsun. Buradan da bu seminerdeki herkesin sözünü aldığımı kabul ediyorum. Bir program hazırlarken arkadaşlar kesinlikle ders çalışabileceğin süreyi bilmen gerekiyor. Sınava kaç gün kaldı bunu bilmen gerekiyor. Kaç dersten sorumlusun bunu bilmen gerekiyor. Hangi derste hangi seviyedesin bunu bilmen gerekiyor. Bunları bildikten sonra programı hazırlaman gerekiyor. Aksi takdirde zaten istediğin sonuca ulaşamazsın. Çünkü o program sana özel olmaz. Sana özel olması için senin bilgilerinin hazırlanması gerekiyor. Ve biz eğer ki bizim sistemimize, yapay zekaya, eğitimlerimize kayıt olursanız, kendi kayıtlı öğrencilerimiz var. Onlar da bana katılacaklardır, yorum yapabilirler. Her öğrencimizin kendi derslerdeki seviyesini ölçerek, öğrenme yapısını ölçerek, günde ayırabileceği süreyi ölçerek, sınava kalan süreyi ölçerek, diğer bütün detayları ölçerek ona uygun sistem üzerinden bir program hazırlıyoruz. Sadece hazırlamakla da kalmıyoruz arkadaşlar. Bu programda öğrenemediğin, uyum sağladığın, sağlayamadığın bütün konuları her hafta analiz edip tespit edip her hafta ders çalışma programını otomatik olarak yeniliyoruz. Yani program kısmı sende değil. Burak'cığım senin kaydını alacağım. Kayıt için de yönlendireceğim. Seminerde kal. Özel bir indirimin var. İndirimli kayıt olmanı istiyorum. İkbal diyor ki evet check-up testlerinde hangi seviyede olduğunu da gösteriyor. Evet arkadaşlar onlara da değineceğim. Edacığım hiç pahalı değil. Bu söylediğin tutarın çok altında. Şeyma senin de kaydını alırız. Lütfen seminerde kalın. Seminer sonu bir link atacağım. O linkten indirimli ben kaydınızı alacağım. Evet. Çok uygun. Çok uygun. Hiç öyle 10K'lar, 15K'lar, 20K'lar değil. Çok uygun bizim tutarımız. Söyleyeceğim Gülhancığım bütçeyi. Şimdi dikkatli programa verelim. Kayıt olmak isteyenler seminerin sonunda indirimle kayıt olacaklar. Söz veriyorum ben size yardımcı olacağım. Heyecanımızı yitirmeden kaldığımız yerden devam edelim. Tamam vereceğim mutlaka Bilge Eda'cığım. Şimdi bakın burada bizim örnek bir öğrencimize hazırladığımız programın böyle ilk birkaç saatinin görselini aldım. Mesela diyor ki 9'da 9.35 arasında diyor Ayşe Türkçeden tekrar yapacak diyor. Sizce neden Türkçeden tekrar yapacak diyor ama altında matematikte konu anlatımı diyor. Bu neden olmuş olabilir arkadaşlar? Neden birinden tekrar yaptırıyor, birinden konu çalıştırıyor? Burak'cığım seni de kaydır alacağım. Seminerde kal. Değil mi? Bak. Seviyeye göre çalışma derece yaptırır dedim. Ve sistemin yaptığına bak. Türkçe'de diyor ki Ayşe'yi ben seviye belirleme sınavını aldım. Ayşe ileri düzeyde. Ayşe'yi konu anlatımına almama gerek var mı? Yok. Niye vakit kaybetsin Ayşe? Ayşe'nin tekrara ihtiyacı var. Okey. Ayşe'ye tekrar yaptıracağım. Bu köşede dursun. Ama diyor Ayşe matematikte sıfır diyor temeli diyor yok. Ayşe'nin konu çalışması lazım. Ayşe matematikte ne yapacak?
konu çalışacak. Peki coğrafyada soru çözümü diyor. Soru çözüm tekrarın bir üst level'ıdır arkadaşlar. Yani soru çözüm üst düzeyde olan öğrenciye önerilir. Demek ki Ayşe coğrafyada üst düzeyde, fizikte yine tekrar yaptırıyor. Demek ki Ayşe fizikte orta düzeyde. Siz de bizim seviye belirleme sınavlarımıza girdiğinizde hangi derste, hangi seviyedeyseniz yapay zeka sistemi seviyenize uygun bir ders çalışma programı hazırlayacak. Eda'cığım şimdi sorunu yanıtlayacağız. Bak çok güzel geldi tam senin sorun. Arkadaşlar öğrenme, ben bunu bir öğretmen olarak, bir öğrenci koçu olarak söylüyorum. Öğrenmek bir süreçtir. Hiç kimse tek seferde öğrenemez. Hiç kimse 5 dakikalık bir videoyla, iki yalandan yazmayla, çizmeyle öğrenemez. Öğrenme zihinde gerçekleşen aşamalı bir süreçtir. Ve eğer bir dersi, bir konuyu %100 öğrenmek istiyorsan bunun 5 tane basamağı vardır. Bir, ön hazırlık. Kimler yapar? Temel seviyede olanlar yapar. SBS'ye girdin, matematikte seviyen temel çıktı, birinci basamak. Ne yapman lazım? Ön hazırlık. Neden? Bir derste bir konuda temelin zayıfsa eğer, zayıf olduğu durumlarda sistem sana ön hazırlık yaptırıyor. Niçin? O konuyu öğrenmeden için, öğrenmeden önce o konuyla ilgili fikir sahibi olman ve konuyla ilgili temel oluşturman için ön hazırlık yapmak zorundasın. Burak'cığım inşallah ben senin çok başarılı bir yazılımcı olacağını düşünüyorum. Biz bu arada Türkiye'nin en iyi yazılımcılarıyla çalışıyoruz. İnşallah sen de onlardan biri olacaksın. Ön hazırlık anlaşıldı mı? Ön hazırlığı kimler yapıyor? Durun. Hemen geri alayım. Ön hazırlığı kimler yapıyor? Ön hazırlığı hangi seviyede olanlar yapıyor? Hadi bakalım. Harika ya. Benim bütün öğrencilerim çok dikkatli. Bayıldım. Müthişsiniz. Tamam, okey. Peki geldim. İki. Hocam SBS'ye girdim. Fizikte başlangıç düzeyinde çıktım. Ne yapmam gerekiyor? Konu anlatımı çalışmam gerekiyor. Neden konu anlatımı çalışacağım? Bir derste ve konuda bütün bilgilerin detaylı öğrenilmesi için başlangıç düzeyinde olan her öğrenci konu anlatımı yapmak zorundadır. Sen de başlangıçta çıkarsan hangi konuda, hangi derste yapay zeka sana konu anlatımı çalıştıracak. Geldim 3. Eda'cığım senin sorunun yanıtına geliyoruz. Son 2 madde kaldı. Üçüncü seviye, orta seviye. Çalışma türüne, karşılığı ne? Tekrar. Tekrarı kim yapar? Konu anlatımıyla o konuyu öğrendim. Mezunlar var ya, hocam ben dershaneye gittim. Hocam ben bu konuyu 5 kere çalıştım, 10 kere çalıştım. Öğrendim ama unuttum. Bak, bir konuyu konu anlatımıyla çalıştın ve öğrendiğin bilgileri kısa süreli belleğine, ön belleğe aldın. Hızlıca unutmaya meyilli olduğu için öğrendiğin bilgileri tekrar ederek uzun süreli belleğe, arka belleğe alabilirsin ve kalıcılıklarını %80 oranında artırırsın. Yani bir konuda seviyen üçüncü basamak, orta basamak çıkarsa o konuda yapay zeka sana tekrar yaptırıyor. Geldim 4. İleri seviyede olduğunuz dersler, konular var. Hepinizin çok sevdiği, çok çalıştığı, çok ilgilendiği konular var ve bunlar da ileri düzeyde çıkabilirsin. İleri düzeyde olduğun bir derste ve konuda yapay zeka sana kolay seviyede soru çözümü yaptırıyor. Bu ne demek hocam? Kolayı ortası zoru mu var dediğinizi duyar gibiyim. Konuları öğrendikten ve tekrarla kalıcı hale getirdikten sonra edindiğin bilgileri soru üzerinde kullanabilme tecrübesi kazanman gerekiyor. Şu an ben birçoğunuzun konuları anlat desem çok güzel anlatabileceğini biliyorum ama soru sorsam yapamayacağınızı da biliyorum. Neden? Soru çözme becerin gelişmediği için. Neden? Yeni nesil soruları tanımadığın için, pratikliğin az olduğu için, zaman yönetimini yapamadığın için, soruyu ve bilgiyi ayırt edemediğin için yapamıyorsun. İşte biz kolay seviyede soru çözümü çalışmalarımızda sizi kendinize ölçmek değil, amaç burada başarılı mı değil mi değil. Hala öğrenmeye devam ediyorsun. Bilgiyi soruda göstermek becerisini arttırıyoruz. Kolay seviyede soru çözüm hakimiyeti arttırmak için yapılıyor. Geldim en üst level 5.
Üst seviye. Üst seviyedeki olan bir öğrenci bir konuda ya da bir derste orta ve zor seviyede soru çözümü yapar. Bu ne demek? Buradaki amacımız bizim sınavda gelebilecek kadar o kalıplarda, o zorlu, o yoğun, kimsenin yapamadığı, standart sapmanın yüksek olduğu kalıplardaki sorular karşısında birebir tatbikat yaptıracağız size. Zor sorular soracağız ve diyeceğiz ki sen artık bu level'dasın, sen bunları yapabilecek düzeye geldin, yapacaksın. Bu çalışmayı yaparken de tüm soru tiplerinden bolca soru çözmeye ve soru çözüm hızınızı ölçmeye, gerekirse kronometre ile zamanlayıcı ile soru çözmeye ihtiyacınız var. Üst level'da olduğunuz derslerde ve konularda bizim yapay zeka sistemi size bunu yaptıracak. Eda'cığım, tekrar periyotları öğrencinin unutma süresine göre değişir. Örnek veriyorum, Eda ve Burak. Şöyle yapalım. İkiniz de kayıt oldunuz bu sisteme. İlk sizi bekleyen görev ne? Analize girecek. Burak da analize girecek, Eda da analize girecek. Biz bu analizde arkadaşlar sizin kaç günde unuttuğunuzu, unutma sürenizi ölçeceğiz. Ve sistem diyecek ki Eda'nın unutma süresi yüksek, Burak'ın unutma süresi düşük. Yüksek demek yani olumsuz, çok çabuk unutuyor. Eda'nın unutma süresi yüksek olduğu için yapay zeka tekrar periyodunu Eda'ya göre ayrı hazırlayacak. Burak'ın unutma süresi düşük olduğu için, geç unuttuğu için Burak'ın tekrar periyodunu yapay zeka Burak'a göre, onun çıkan sonuçlarına göre ayrı hazırlayacak. Burak diyor ki süpermiş. Burak'cığım dahası da var, dahası da var, dahası da var. Şimdi geldim. En çok merak ettiğiniz kısma, ders çalışma programı hazırlayacağız. Daha çok şey var Burak. Beklemede kal. Göreceksin neler olduğunu. Hazırsak başlıyoruz. Örnek bir program yapacağım kendi sistemimden. Lütfen beni çok dikkatli bir şekilde izleyin. Seminer bittikten sonra aynı aşamaları siz de takip edip bir haftalık yapay zeka sistemi üzerinden ders çalışma programınızı kendinize özel bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Bu seminere katılan herkese bu alanı bir hafta kullanma sözü veriyorum. Bu alanı kullanacaksınız. Demo bir alan, misafir öğrenci alanı gibi düşünebilirsiniz. Şimdi hazırsak başlıyoruz. Hemen sayfama gireyim. Sonra yapacaksınız. Şimdi benimle yapmayın, daha sonra yapın. Hazır mıyız? Okey, başlıyoruz. Bakın arkadaşlar, seminere girerken burada şeydi ya, hani sistemde kullanıcı adınız ve şifrenizi biz de SMS'te göndermiştik. Buradan giriş yapacaksınız. Şimdi ben kendi panelime giriyorum. Evet, şifreniz büyük bir ihtimalle birçoğunuzun tek özem 2023'tür. Yine gönderdiğimiz mesajdaki bilgileri kopyalar yapıştırırsınız. Burak'cığım sakin. eğitimuzmani@tekuzam.com. Tek uzam 2023. Dua edin kalp olsun, başka bir şey olmasın. Hayır hayır, Allah göstermesin Burak, sakın. Sakın olumsuzu çağırmıyoruz. Hayır. @gmail.com eğitimuzmani. Evet, tek uzam 2023 şifrem. Burak. Tamam. Bakın, bu panel hepinizde var. Burası örnek bir panel. Size dedim ya, kayıt olur olmaz öğrenci seviye belirleme sınavlarına, eğitim analizlerine girmek zorunda diye. Bakın nerede? Bakın zil. Gördük mü? Buraya tıklıyorum. Eğitim analizi. Bu seminere katılan herkese analizler hediye. Çözün. Çözebilirsiniz. Teste başla dediğim an Burak, senden örnek vereyim. Bütün öğrenme karakterin, zeka tipin, okuma hızın, anlama hızın, stres düzeyin, kaygı düzeyin, öz disiplin düzeyin, her şey arkadaşlar ölçülecek. Teste başla deyip çözeceksiniz. Geldim. İki, seviye belirleme sınavı. İşte yapay zekayı çalıştıran en önemli yer burası. Burada stresi de ölçüyor tabii ki de. Burada arkadaşlar sizin sorumlu olduğunuz AYT'de branşınız neyse, sayısal sözel eşit ağırlık hangisi ise o açılacak.
TYT'deki bütün derslerde ayrı ayrı ders ders konu konu yapay zeka seviyenizi ölçüyor. Sınavı başlat diyorum, soruları yanıtlıyorum ve diyor ki Burak fizikte temel seviyedesin. Temelde olan öğrenci ne yapıyordu? Ön hazırlık. Ön hazırlıkla seni başlatıyor. Diyor ki Burak biyolojide ileri seviyedesin. İleri seviyede olan öğrenci ne yapıyordu? Kolay soru çözümü. Kolay soru çözümüyle seni başlatıyor. Bunu bir oyun gibi düşünün. Çok keyifli. Sürekli level atlıyorsun. Atla atla atla. En üst level ne? Üst level. Beşinci basamağa geldin mi? Tamam, bitti. Sen bu konuda artık öğrendin, başarılısın. Bunlar çözülüyor arkadaşlar. Çözüldükten sonra çalışma takvimi var. Şimdi geldim buraya. Buradan örnek takvimi hazırlayacağım. Bakın. Program derslerini seç diyor arkadaşlar. Buradan TYT için hazırlayalım. TYT hepinizin ortak gireceği bir sınav türü çünkü. Aramızda sayısalcılar, sözelciler, eşit ağırlıkçılar var. Yapay zeka sistemi üzerinden çalışmak istediğim bütün dersleri tek tek üzerine tıklayarak sola doğru kaydırıyorum. Mesela ben 4 ders çalışmak istiyorum. Tarih, Türkçe, 2 sayısal, 2 sözel olsun. Hatta fiziği de ekleyelim. Tamam. Kaydettim. 5 tane ders. Bakın burası en önemli olan kısım çünkü yapay zeka size özel program hazırlıyor dedim ya. Bu kadar altını çize çize, çize söyledim ya. Senin dershanen mi var? Okulun mu var? Stajın mı var? Ailevi sorumluluğun mu var? İşe mi gidiyorsun? Fark etmez. Günleri, saatleri sen seçiyorsun. Yapay zeka sana göre program hazırlıyor. Mesela ben örnek veriyorum. YKS'ye gireceğim. Ben çalışıyorum diyelim ki. 5'te çıkıyorum. 6'da çalışmaya başladım. Kaça kadar? 11'e kadar. Uyuyana kadar çalışacağım. Bu hafta içi. Bakın buradan günleri bile tek tek seçebiliyorsunuz arkadaşlar, gördünüz mü? Yani staja gittiğiniz gün başka saatte çalışıp okula gittiğiniz gün başka saatte çalışabilirsiniz. Seçtim. Ekle dedim. Şimdi geldim hafta sonu için. Bak buradan hafta sonunu seçiyorum. Cumartesi, pazar. Cumartesi, pazar evdeyim. 11'de çalışmaya başlayayım. 4'e kadar çalışayım, 16'ya kadar. Ekle dedim. Oluştur diyorum. Evet İkra Nurcuğum. Bu ilk programı kayıt olmadan da yapabilirsiniz. Kesinlikle. Burak'cığım kendini üzme. Dışım sizi, içim beni yakar. Kesinlikle. Burak bak, hepimiz canı gönülden seni tebrik ediyoruz. Lütfen kendini üzme. Şimdi yapay zeka programı hazırladı. Hazır mıyız? Açıyorum. Ben çok merak ediyorum. Bakalım. Bakalım nasıl bir program yaptı bana. Arkadaşlar bunu mutlaka kendinize yapın. Bu mutlaka yapın. Mutlaka. Kesinlikle. Arkadaşlar stres yok. Burak'cığım önümüze bakacağız. Şimdi geldim bak gün gün arkadaşlar gün gün yapay zeka benim hangi konuda ne çalışacağımı tek tek belirledi. Bak matematikte diyor ki fonksiyon kavramı ve fonksiyon çeşitleri bunu çalış. Ya da fizikte, tarihte mesela Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim askerlik hayatı hepsi tek tek karşımda. Peki hocam nasıl çalışacağım? Gösteriyorum. Tıkla üstüne. Çalışmaya başla diyorsun ve Burak, sen çok iyi bir yazılımcı olacaksın. Bakın, gördünüz mü? Burada öğretmenle çalışmaya başlıyorum aynı konuyu. Elifçim bu program örnek bir program. Bunu referans alma. Ben bir de şu an daha seviye belirleme sınavlarına girmedim. Analizlere girmedim ya. Şu anda bu tamamen random bir program. Siz kayıt olduğunuzda çıkan sonuçlarınıza göre günde kaç ders çalışmak istiyorsan o kadar ders seçeceksin. Ben her güne bir ders ekledim. O yüzden benimki bir ders oldu. Anlaştık mı Elif? Yoksa sen günde 3 ders de çalışabilirsin. Bunu seçtiğinde bunu da yapıyor yapay zeka. Çalışmaya başla diyorum. Hocam ben baştan başlamak istiyorum. Gürhancığım zaten eğer seviyen temelde çıkarsa hepsinden sistem seni ön hazırlıkla başlatır. Bak fizikte
Demiş ki buradan konu anlatımı çalışacaksın. Açtım ve bak hareketten beni başlattı. Gördük mü? Elifçim sevilmeyecek gibi değil. Ve bunlar videoyu arkadaşlar döndür başa izle. Al başa izle. Not mu alacaksın? Al. Hatta çok güzel bir yer daha göstereceğim. Bakın mola sürelerimi ki dikkat ettiniz mi? Benim her dersten sonra hemen hemen mola vermemi istiyor. Neden? Çünkü benim dikkat dağınıklığı düzeyim yüksek ve ben buradan daha önce dikkat testini çözmüştüm. Bunu gördü ve dedi ki Tuğba, senin dikkat dağınıklığın yüksek, sen blok ders çalışması yapamazsın. Sen her ders sonrasında mola vereceksin. Ha senin dikkat dağınıklığın yüksek olmayabilir, sana blok ders çalıştırabilir. Buradaki her şey bana özel. Kesinlikle Burak'cığım. Konu konu ne güzel yapmışsınız. Evet bak bütün hafta pazar gününe kadar her şey burada, gördünüz mü arkadaşlar? Siz kayıt olduğunuzda her hafta program yenilenecek. Her hafta yenilenecek. Üzerine tıklayacaksın, çalışacaksın. Tek sorumluluğum bu. Bitti mi? Bitmedi. Eda'cığım. Burada bir kampüsünüz var arkadaşlar. Bu kampüste sizin ihtiyacınız olan bütün notlar var. Bakın bize kayıt olduğunuzda yazayım, çizeyim, aman kaçırdım, aman yazamadım, geride kaldım kaygısı yok. Hocaların bütün notları burada bak. Eşit ağırlık, ders notları, konu anlatımı diyorum. Ve o kadar güzel notlar ki bayılacaksınız. Mesela hangi dersi açalım? Hadi hangi dersi açalım? Tarih. Tamam, seni mi kıracağım Büşra? Tarih. Bak. Sayfaları kaydırıyorum. Arkadaşlar şunun kalitesine bakın. Kitabın aynısı, kitaptan daha kaliteli. Bak burada maddeleştirmiş, renklendirmiş. Bak. Ve sayfalar dolu. Bak burada padişahların fotoğrafları var. Burada bir şeyleri bağdaştırmış. Kısa ve öz. Yani o yüzden hocam ben Tekuzem'e kayıt olursam bana kitap gönderecek misin? Hayır. Neden göndermeyeceğim? İhtiyacın yok. Bu yüzden göndermiyorum. Yoksa kitap göndermek kolay. Senin buna ihtiyacın var. İhtiyacın burada. Niye kitaba para veresin ki? Eda'cığım üzülme. Onları da çözersin. Kaynak kaynaktır. Bak mesela gördük mü? Bir de sayısal bir ders. Burada böyle yüzlerce sayfa var. Her konu için ayrı ayrı. Mesela matematik. Denklemlere bir bakalım. Tamam Elifçim, kayda anlatacağım. Matematik. Bak direkt sıfırdan başlıyor. Sorusu var ve bunların bir de ayrıyeten cevapları da var. Bak en sonunda da bunları cevaplayacak. Diyor ki önceden sen çöz diyor. Bak çözümleri. Gördün mü? Bak burada uyarı diyor, bilgi diyor. Yani senin daha kitaba ihtiyacın yok ki. Çözesim geldi hemen. Burak, çözebiliyorsan çöz bakalım. O yüzden arkadaşlar bu sisteme kayıt olduğunuzda sadece sisteme bağlı kalmanız yeterli. Analiz sözü vermiştim, onu da göstereceğim. Bakın buradan yerini de görün, sonra karıştırmayın. Rehberlik var ya şurada. Analiz testlerine tıklayın. Tıkladığımızda bir kere ben bu seminere katılan herkesin mesleki yönelim analizini çözmesini istiyorum. Ya bir bakalım benim mizacım hangi mesleğe uygun? Bunu hangi kurum yapıyor arkadaşlar? Bunu kimse yapmaz. Bak biz senin hangi mesleğe uygun olduğunu bile merak ediyoruz. Burada bile sana yardımcı oluyoruz. Bak teste başladım. Burada yanıt veriyorum. Teste başla diyorum ya. Bunu çözün. Sonuçlarınız çıkacak. Hangi mesleğe uygun, hangi meslekten kaçınmalı? Daha neler neler var Eda. Bunları çözeceksin. Ve diğer testleri de. Bak burada dikkat dağınıklığı var, hırs var, stres var. Okuma hızı var, anlama hızı, öğrenme hızı, öz disiplin. Bunların hepsini çözebilirsiniz arkadaşlar. Sınavlarınızı çözün, analizlerinizi çözün. Örnek programınızı da yapın. Sistemin zaten kalitesi belli ve uyum sağladığınızda bu sistemle başarısız olma gibi bir ihtimaliniz yok. Şimdi size soruyorum.
Tekeste çalışmak mı, yapay zeka ile çalışmak mı, evde kendi kendimize derslerle boğuşup durmak mı? Hangisi sizi dereceye ulaştırır? Objektif cevap verin. Burak? Evet. Yapay zeka değil mi? Ve inanın arkadaşlar, tutarları sandığımız kadar yüksek değil. Öyle 10K'lar, 20K'lar, 30K'lar değil. Biz diğer kurumlar gibi değiliz. Biz öğrenci odaklıyız. Biz sizin kazanmanızı istiyoruz. Sizin ailelerinizin zorlanmamasını istiyoruz. Biz velilerimizi de, öğrencilerimizi de düşünüyoruz. Bak Eda bakmış, ondan az mı, inanamıyorum. İki tane alabilirim diyor. İki tane alabilirsin Eda. 10K'dan az. Çok cüzi. Hatta aylık taksite falan vurduğumuzda arkadaşlar aylık ödemesi 500 liraya falan denk geliyor. Ve bugün bu seminerde olduğunuz için 500 TL'lik bir indirim çeki kazandınız. Toplam tutar zaten az. 500 TL'de aşağısından kayıt olacaksınız. Benimle görüşeceksin Burak. Şimdi linki ileteceğim. Sistem yöneticisi arkadaşımdan rica ediyorum. WhatsApp linkimizi, kayıt olmak isteyen öğrencilerimizin tıklamasını istediğim linki atabilir miyiz sistem yöneticim? Buraya tıklayın arkadaşlar. Seminerden geldim, kayıt olmak istiyorum yazın. Velilerinizle görüşmemizi istiyorsanız onlarla da görüşürüz. Yanınızdaysa onlara da bilgi veririz. Ben de ulaşırım. Diğer öğrenci koçlarım da ulaşır. Peki sadece bundan mı ibaret? Hayır. Görüşürüm tabii ki de. Kartonlarda, evet. Görüşürüm. Ailelerinize de söyleyin. Şu gün şu saatte arayın beni. Bu babamla görüşmenizi istiyorum. Annemle görüşmenizi istiyorum. Yeter ki indiriminizi kaçırmayın. Siz yazın. Kayıt olmak istiyorum. Seminerden geldim diye yazın. Evet Eda'cığım, konferans yaparız tabii ki de. Bu sisteme kayıt olduğunuzda sadece yapay zekadan değil, canlı derslerden, bunların videolarından, soru çözüm derslerinden, tekrar derslerinden, PDF ders notlarından, Türkiye geneli online deneme sınavlarından, yapay zekanın koçluğundan, her konu sonundaki check-up konu tarama testlerinden ve bir dönem boyunca ihtiyaç duyduğunuz her alanda destek olacak rehberlik hizmetimizden faydalanacaksınız. Yani bir yıl boyunca sonuca ulaşana kadar biz sizinle birlikte olacağız arkadaşlar. Tekrar atalım. Gönderiyorum. Numaramızı da söyleyeyim. Bakın burada, buranın ekran görüntüsünü de alabilirsiniz. 551 592 58 35. Bu numaradan mesaj atın. Tuğba hocamın seminerinden geliyorum. İndirim kodumla birlikte kayıt olmak istiyorum. Annemle görüşmenizi istiyorum. Babamla görüşmenizi istiyorum. Durum neyse oradan yazıp bildirmeniz yeterli. Biz size dönüş sağlayıp yardımcı olacağız. Burak'cığım, eğer aramak istersen de 444-5835. Bu da bizim çağrı merkez numaramız. Gönderdiğim linke tıklaman yeterli. Buradan mesaj at. Biz kayıt için dönüş yapacağız hepinize. Tutarları çok uygun. Aylık 500 TL. Var mı sorularınız? Eda'cığım çok iyi yapmışsın WhatsApp'a kaydetmekle. Bizim evde patron annem, onu görüştüreyim hocam. Ben istiyorum zaten, yeni bilgi almama gerek yok. Annem ödeme yapsın sadece. Harikasın. Annenle görüşelim biz. Demek evde patron anne, harika. Herkes tıkladı mı linke? Eda'cığım daha kayıt olduktan sonra çok daha beğeneceğim farklı özellikleri var. Ben böyle temel mihenk taşlarına değindim ama sisteme girdiğinde derya deniz, hiç aklına gelmeyecek şeyler var. Analizi çözüm. Gülhan'cığım ücreti çok uygun. Aylık 500 TL'ye falan tekabül ediyor kredi kartın varsa taksitte. Ücret bilgisi için de tıklayabilirsin linke. Arayıp yardımcı oluruz. Evet Eda, çöz onu mutlaka. Yeniden ben analizleri göstereyim size. Bakın analizlere nereden giriyorsunuz arkadaşlar? Bu sistemi açtığınızda rehberlik diyor ya. Analiz testlerine tıklayın. Mesleki yönelim analizini mutlaka çözün. Bak burada Eda, gördün mü altta? Şurada. Öz disiplini çözün. Öğrenme hızını, unutma hızını, hırsı, dikkat dağınıklığını çözün. Ben gerçekten
Hepinizle tanıştığım için çok mutlu oldum. Birçoğunuz bu yıl tek uzamla, dereceyle istediği üniversiteye, istediği bölümlere, istediği fakültelere yerleşecek. Buna gerçekten çok inanıyorum. Güzel katılımınız, aktif katılımınız için de çok teşekkür ediyorum. Evet Esma'cığım, koçluk dahil. WhatsApp linkimizi de yeniden iletiyorum. Tamına 500 TL'lik indirim kazandınız. Tutarları çok uygun. Linke tıklayın. Kayıt için görüşelim ve bugünden itibaren başlayalım. Ve çok şanslısınız. Haftaya derslerimiz başlıyor. Şu an kaybettiğiniz hiçbir şey yok. Yeni döneme bizimle başlayacaksınız. Beşir'cim dersler akşam, hafta içi akşam 7 ile 10 arasında, hafta sonu da hem gündüz hem akşam. 7 günde dersiniz olacak TYT için. Kesinlikle hepsi oldu Burak'cığım. O halde bana müsaade. Çok memnun oldum sizinle tanıştığım için. Son kez göndereyim linki. Tıklamayanlar varsa tıklasınlar diye. WhatsApp'tan yazmayı unutmayın. Tuğba hocamın seminerinden geliyorum. İndirimle kayıt olmak istiyorum diye. Tabii ki Eda'cığım, babanla görüşürüz. Yaz sen, babamla görüştüreceğim diye, biz babanla görüşürüz. Çok teşekkür ediyorum o halde. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.